Merhaba, bugün sizlerle SOLIDWORKS 2019'un yeni unsuru 3 boyutlu kaplamayı göreceğiz. Ekrandaki geometrimize bir tırtıl açmak istediğimizi düşünelim. İlgili görünümlerden gelip 3 boyutlu kaplamadan tırtıl açma için bir görüntü seçelim. Tırtıklı çentik bizim için uygun görünmekte. Tırtıl açmak istediğim yüzeyi seçip sadece yüzeye eklemek istediğimi söylüyorum görünümü. Görünümü düzenle kısmına geldikten sonra görseli yüzeye uygun bir ölçekte yerleştirmek istiyorum. Ve şu anki ölçekten memnun olduğum için görünüm düzenleme kısmını onaylayarak geçiyorum. 3 boyutlu kaplama unsurunu kullanarak ilgili gövdemi seçiyorum ve ilgili kabartma yapılacak desenimi seçiyorum. Birden fazla desenim de olabilir. Buradaki ayarlarımız bizim tamamen istediğimiz geometriyi elde edip edemeyeceğimizi ifade eder. Hassasiyetimiz, ne kadarlık bir derinlikte kabartma yapacağımız, aynı şekilde söndürme de yapabiliriz, kesme de yapabiliriz. Şu anki görünüşten memnun gibiyiz. Bakalım nasıl bir yapı elde ettik. Tabii şu anda bir grafik gövdesi olarak karşımıza geldi. Açılan tırtılın durumundan memnun olup olmadığımızı anlamak için yumuşatılmış şekilde de görebiliriz kenarlarımızı. Bu geometrimizin üzerinde alınan bir render'a bakalım. Evet, gayet başarılı bir şekilde yapılabiliyor demek ki. Tabi sadece tırtıl açmak için kullanmıyoruz. Buradaki tasarımımız sıcak bir karton bardağı tutmak için gerçekleştirdiğimiz bir tasarım. Kişisel desenler atabileceğimizi söylemiştik. Attığımız kişisel desen bir logo olabilir, burada olduğu gibi. Logomuzu ölçekledikten sonra tamamen aynı mantıkla gelip 3 boyutlu kaplama unsurumuzu çalıştıralım. Yine aynı ayarlarımızı kullanıyoruz. Dinamik yardım sayesinde hangi ayarın neyi değiştirdiğini görebilmekteyiz. Yeterince hassas olduğunu düşündüğüm ayarlardan sonra geometrimiz bizim için uygun hale gelecektir. Alt tarafta da bu geometrinin 3 boyutlu yazdırılması şeklinde bir üretimi mevcut. Bakalım 3 boyutlu yazdırma sonrasında istediğimiz kalitede bir yüzey elde edebiliyor muyuz? Nihai geometrimize ulaşmak için ayarları tekrar tekrar denemek isteyebiliriz. Bizim için en hassas ayarların bu olduğunu tespit ettik ve bu şekilde onayladık. Yazdırma işlemi bittikten sonra parçamızı kontrol ediyoruz. Ve evet, istediğimiz şekilde bir baskı gerçekleşmiş durumda. Bugün sizlerle 3 boyutlu kaplama unsuruyla yapabileceklerimizi gördük. Kişisel desenlerimizi kullanabileceğimizi söyledik. Hazır desenleri kullanabileceğimizi söyledik. 3 boyutlu yazdırma ve render için elverişli olduğunu ifade ettik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.